onları şu sol taraftaki raflara yerleştirelim olur mu? Yalnız renklerine göre ayırırsınız. Tabii Defne Hanım. Hah, Burak. Şu mavi kutuyu da öyle bir yerlere saklarsan çok iyi olur. Yalnız dikkat et. İçinde kırılacak bir şey mi var? Kırılan kırıldı çoktan zaten de. Anlamadım. Evet Burak'cığım, kırılacak şeyler var. Hatta her an tuz buz olabilir yani. Ne olur dikkat et, iyi bir yere sakla. Tamam Defne. Bu kutuyu da saklaya saklaya bir hal oldum. Sanki yakalansam hapse gireceğim. Buyurun Ömer Bey. Dün için özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Neyse geçti gitti. Burada olmam rahatsız mı ediyor seni? Gideyim mi istiyorsun Defne? Bilmiyorum. Evet galiba. Daha doğrusu bir arada olabilmeye alışabilmemiz gerekiyor yani. Her birbirimizi gördüğümüzde böyle olmamalıyız. Defne üzüyor muyum seni? Üzmek istemiyorum. Bak. Söz veriyorum. Söz veriyorum seni bir daha... Seni bir daha ağlatmayacağım. Ben söz veriyorum. Bir daha senin için ağlamayacağım. Belki bir gün arkadaş oluruz. Yani kanka olmasak da her şeyi geride bırakıp iki iş arkadaşı olabiliriz. Defne. Ben yeniden benim Defne'm olmanı istiyorum. İstediğimde sana dokunabilmeyi, sabahları kokunu içime çekebilmeyi. Hem artık aramızda bir engel de kalmadı. Engel sensin Ömer. Engel benim paramparça olan kalbim, paramparça yara bere içinde. Tabii geriye ne kaldıysa. Bir de tabii senin ortada kasıp kavuran öfken. Aynı dünkü gibi. Korkuyor musun benden? Korkma. Ömer Bey, bir sorun mu var efendim? Yok Şükrü. Emin misiniz? Arabayı getireyim mi? Gerek yok Şükrü. Nefes almaya çıktım. Çok havasız bu bina. Bence gayet havadar ama. Yok yok. Yok bayağı basıyor burası. Olmadı başka bir yer bakacağız. Zaten yerleşemedik. Yani biraz zaman tanısınız. Yeterince zaman kaybettik Şükrü. Zorlamanın alemi yok. Olmadı. Olmayacak demek ki. Kızım son kutular değil mi o? Ne kadar yavaşsınız. Kaplumbağa gibi şunlara bak ya. Oğlum bu ne? Bunu niye Defne'nin odasından aldınız? Çabuk geri götürün bunu. Defne Hanım odasındaki rafların bir kısmını aldırıyor ya. Pasyonse yarışmak için. Olmaz. Yanlış gelmiş. Başımızı belaya mı sokacaksınız siz? Allah Allah. Kaç defa dedi bunu almayın odamdan diye ya. Bir kere de bir işi düzgün yapın ya. Bir kere de ya. Ne? Bu Defne Hanım'ın özel eşyası Ömer Bey. Odasına saklamıştı kimse bulmasın diye. Çocuklar da yanlışlıkla almışlar götürüyorlardı az kalsın. Ver şunu. Veremem. Veremem. Defne gebertir. O çok sinirli bir insandır Ömer Bey. Dedikodu gibi olmasın ama bir keresinde bizim muhasebe müdürüne öyle böyle dövmedi. Ver şunu ver. Ömer Bey bakın gerçekten siz Defne Hanım'ı tanımıyorsunuz. Tamam ben de bu merak etme. O zaman bu aramızda küçücük bir sır olarak kalacak. Tamam kalacak. Söz mü? Söz
Aytekin, söz. Defne Hanım odasında mı? Yok, yukarı çıktı o. Ne? Ne bu halin? Önemli bir şey biliyorum. Kahve döküldü üzerime. Ama merak etmeyin. Smokininize bir şey olmadı. Tamam, sen ver onu. Sen çıkabilirsin. Üşütme böyle. Çok mu umurunuzda? Zaten değiştiremem. Yanımda yediğim yokmuş. Evde uzak. Mecburen böyle ıslak kedi gibi dolanacağım bütün. Ay yok artık, bu kadar da işkence ya. Efendim? Yok 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 şey. Sen bunu giy, ben smokini giyerim. Nasıl? Defne kaç dakika bekleyeceğiz böyle? Giy hadi. Tamam, teşekkür ederim. Rahatsız ediyorum ama ne yaptınız, bakabildiniz mi? Biraz ayıp olacak ama çok merak ediyorum ya. Şimdi bu kutu Defne Hanım için çok önemli, öyle mi? Oo, hem de nasıl? 50 kere tembihledi beni. Yani Defne Hanım'ı tanımasam kaşıkçı elmasını çaldı diyeceğim ama yani hem bu kadar önemli hem bu kadar gizli ne olabilir ya? Sahi neymiş? İşine bak Aytekin. Evet tabii. Doğru. Hala seviyorsun. Günaydın. Günaydın Pamir. Günaydın. 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 Evet Defne. Ne yapıyoruz şu tadilat işini? Ben bir takvim hazırladım. Yani iki taraf içinde uygun bir tarih seçilirse hiçbir sorun çıkmıyor. Ay ben çok gerildim. Anksiyetem tuttu. Dayanamıyorum ben artık. Ay ben çok korkuyorum işten. Ay neyse, ben gideyim en iyisi. Kalamayacağım bu havrularda. Ay şunlar siz yetin hadi. Ay yeter mi acaba bu? Zaten aç karnınızı doyurmaya geliyorsunuz buraya. Ay. Evet. Ne zaman yapalım bu tadilat işini? Bu hafta? Yok, bu hafta olmaz. Bir hafta önceden söylemeniz lazım. Tamam, bildirelim. Önümüzdeki hafta. Yoğunuz, çok fazla iş var. Tadilatı kaldıramayız. Yapmayalım tadilat madem. Umulur. Tamam, şöyle yapalım. Defne, bir takvimimize bakalım.
şu şekilde bir planlama düşünüyorum. Burayı pasyonize, bu tarafta stile ayırdım. Tadilat da tam olarak o bölgede yapılacak. Yani sadece pasyonize ilgilendiren bir durum değil. Bizi de etkileyecek yani. Zaten küçük çaplı bir tadilat. Mübalağa da etmezsek bence işimiz daha hızlı biter. Bana öyle pek de küçük çaplı gibi gelmedi. Bir kere elektrik tesisatı için ortalığı kırıp dökeceksiniz. Bu da benim oradaki malımın zarar görebilmesi demek. Seda Hanım, takdir edersiniz ki bizim de ilk tadilatımız değil. Elbet gereken tedbirleri alacağız. Neymiş o tedbirler tam olarak? Ben burada tasarım kıyafeti satıyorum. Her bir parçam benim için çok değerli. Ne yapacaksınız? Poşet mi geçireceksiniz tozlanmasınlar diye? Tamam. Şöyle yapalım. 21 ile 23 arasında depodan önemli bir çıkış olacak. Yani nispeten boş olacak. O tarihlerde yapabilir miyiz? Bence çok iyi. Olmaz. Bu hafta başlamamız lazım. Zaten mallarınızı koruyacağımızı söylüyoruz. Yani ekibi gece şiftiyle çalıştırırız. Günlük sirkülasyonda engellemez. Bu tadilatın çapını bize net anlatmanız lazım. Sizin kafanız net değil gibi. Gayet net, merak etmeyin siz. Kendi standlarımıza yaptığımızı yapacağız. Yani nem ısı dengesini ayarlayarak ayakkabıları koruyacağız. İstiyorsanız gösterebilirim. Ne, şimdi mi? Evet, madem bu kadar kaygılanıyorsunuz. Tamam. İyi fikir bence. Hadi gidelim bakalım. Belki bizim de işimize yarar. Seda? Yani benim bir toplantım vardı ama. Erteleyemez misin? Tamam. Peki, gidelim. Hadi. Ömer, geliyor musun? Tabii. İş için buradayız, biliyorsun değil mi? Evet. Niye ki? Yani seni kaçırdığımı falan düşündüysen. Ya Pamir Bey, vallahi zaten ikidir mahcup oluyorum size. Sen gergin misin? Ben mi? Sen. Hah, geldiler. Evet. Evet. Anlatın bakalım. Nasıl çalışıyor bu dahi yani sistem? Anlatalım. Şöyle çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bizim iki tarafta da, hatta üç tarafta da nem alıcılarımız var. Ve bu arkada kıyafetlerin olduğu tarafta da bir ısı ölçer var. Biliyorsunuz nem ve sıcaklık çok önemli iki parametre. Yani aslında olay bu kadar basit. Yani gerekli de aynı zamanda. Aynen. Peki Defne, sen bu işi hangi tarafta çözersin? Ben daha öyle tam toparlayamadım da. Ben bir şey yapayım. Sistemlere bakayım. Bir inceleyeyim bakalım. Öyle şey yapayım ben onu. Öyle söyleyeyim. Tamam. Nerede bu ya? Ama bana ne? Buradayım. Ne, ben sana mı bakıyorum? Allah Allah. Ben sistemlere bakıyordum. Tabii. Muhakkak. Bak sen. Ne bu şimdi? Bu işte sana bahsettiğim nem alıcı sistem. Ben onu mu diyorum? Şeyi diyorum. Ne diyorsun Defne? Ya sen ne... Defne, sakin. Ay gel. Ay, gerginlikten kalbim duracak. Sakin. Selam sevgili iş arkadaşım. Nasılsın? Bir sorun mu var? Yok. Hayır. Sen niye böyle dedin? İş arkadaşı falan, dalga mı geçiyorsun? Yok. Sen demedin mi iki iş arkadaşı olalım diye? Dedim. Ama şu an dalga geçiyorsun. Hem ayrıca işim var benim. Ne güzel, gitme hadi. Gidiyorum zaten. Defne. Ne? Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Gidiyorum. Hatta
Gittim bile zaten. Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Tamamdır. O zaman 21 ile 23 arasında başlıyoruz tadilata. Bence geç. Bu hafta gece şiftiyle başlayalım. Bence ikisi de makul yani. Bence de. Defne. Efendim. Sen söyle hangisini yapalım? Ömer Bey'in dediği gibi mi ilerleyelim? Pamir'in dediği gibi mi? Yani sonuçta lojistik senin alanın. Bir dakika ya. Biz anlaşalım. Niye Defne'ye şey yapsın, karar versin ki? Evet evet, ben şey yapmayayım. Olur mu canım? Bence herkesin işine saygı duymamız lazım. O yüzden lojistik müdürümüz Defne Hanım verse kararı. Tamamen katılıyorum. Ömer'in dediği gibi mi yapalım? Yoksa benim dediğim gibi mi? Ne dersin Defne? Asla. Bence düşün. Ah, işte ben de bunu diyorum yani. Ben akşam bir yatayım üstüne, bir dinleneyim, bir düşüneyim. Artık diğer düzenlemelerle birlikte yarın ben bunu şey yaparım yani, söylerim. Ben en doğru kararı vereceğine eminim. Şüphesiz. Tabii tabii. Ben bir düşüneyim. Bu lazım olmalı. Lazım. E nerede? Şema nerede? Alo Aytekin. Ha, ne var Defne? Ya bir şey söyleyeceğim. Aytekin, Aytekin senin sesin bir garip geliyor. Gelir tabii çünkü arkandayım. Allah Allah. Ha, Aytekin. Ha. Aytekin. Ya ben pasyonist için bir tane şema çizmiştim. Şimdi onu detaylandırmam lazım. Ne E'si el çizimiydi o yani. Kopyası yok. Ya ben hatırlıyorum. Masanın üstüne koymuştum ama şu anda bulamıyorum. Ya Seda Hanım falan mı aldı acaba? Yok. Onu sabah Demet söyledi. Demet kim ya? Yok ya. Artık şu iş arkadaşlarını tanı Defne ya. Tanı. Bu kadar çalışma kızım. Bak sağlığından olacaksın ha. Ya o Demet kim? Ne Demet ya? Kim dedi Demet diye? Derya o, Derya. Ha? Derya dedi ki sabah dedi... Ömer Bey'in dedi evine gitmiş o dedi. Karışmış yani. Neredeymiş, neredeymiş? Ömer Bey'in evinde miymiş? Ne var bunda? Ama tamam Aytekin. Yarın söyleyelim, Ömer Bey gelirken getirsin şemayı. Ya onu ben söylemesem. Aman iyi. Ben Şükrü abiye söylerim, o getirir şemayı. Bak Defne, seni uyarayım. Gördüğüm kadarıyla Ömer Bey çok sert bir insan. Atar yapma. Ben korktum o adamdan. Bir işim varsa git Sinan Bey'le çöz. Ben geçen de burada bak atıştınız matıştınız, birbirinize girdiniz. Yapma. İşinden olursun. Söyleyeyim. Sağ ol Aytekin. Tamam. Dikkat ederim. Biz bugünler için varız değil mi? Ya. Gidiyorum ben o zaman. Oldu. Şeman'ın Ömer'in evinde ne işi var ya? Harun Bey aradı. Masaya çizdiğin şeyi istiyor. Ne yaptın sen? Masaya ayakkabı mı çizdin? Yani. İkinci şansım nerede diyor adam. Veriyorum yarın kalıba. Ben bir ustamı da göreyim artık. Sen ne yaptın deli ekip işini? Ya abi o iş fena. Çocuklar geri dönmüyorlar pasyonize. Yani yerimizden memnunuz diyorlar. Biz de bıraktık gittik abi. Onlar da kendilerine göre düzenlerini kurmuşlar. Başkasıyla çalışamayız ki ama yani. Biz o çocuklara teknik öğrettik, eğitime gönderdik. Şimdi yeni ekip kurmak için yıllar alır yani. Biliyorum, ben de o yüzden Necmi abi aradım. Ne yaptın? Ya idari müdür oydu. Personel arası da çok iyi. Yani bir de o konuşsun istedim. Yani kabul ederse tabii.
İyi yaptın, tamam sen bilirsin. Çok ısrar etme de. Yok canım, öyle soracağım sadece. Peki. Tamam Defne, ben hallederim. Yarın getiririz istediğin şamayı. Ay çok sağ ol Şükrü abi ya. Vallahi çok önemliydi. Lazımdı yani de ondan. Ben gitmeyeyim, sen halledersin. Tabii tabii, ben hallederim, merak etme. Ay vallahi çok teşekkür ederim ya. O kadar yardımcı oldun ki. Rica ederim. İyi akşamlar Defne Hanım. Bir sorun mu var? Yok. Ben Şükrü abiyle hallettim, bir problem yok. Buyurun, bırakalım isterseniz. Lazım değil. Ben kendim giderim. İyi akşamlar. Gidin tabii. Gidin, güzel güzel düşünün. Amir Bey'in fikri mi, benimki mi daha çok aklınıza yetiyor? O konuda objektif olacağımdan emin olabilirsiniz. Tabii canım, bana ne şüphe. Siz bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Ben? Oradan öyle mi görünüyor? Hayır yani, tabii ki vereceğim karar en doğru olan olacak. Aksini iddia eden yok. Bakın işte, bazen biraz zaman alabiliyor görebilmek. Bakın siz. Uğraştıracaksın demek. Uğraştır bakalım, olur. Buyur. Hadi gidelim.